Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem izleyenler, bir Esma-ül Hüsna programında daha huzurlarınızdayız. Bu programımızda da Rabbimizin esmalarını konuşuyoruz. Bu hafta El-Kayyum ismini konuşacağız, Rabbimizin bu ismini. Seydam, El-Kayyum ismini inşallah konuşalım. Fakat ruh dünyamıza tecellisiyle başlayalım, malumunuz üzere. Bir, bu isim çok yorucu, çok böyle tüketen bir isim, bendeki tecellisi. Hakikaten yordu yani. Ama şöyle bir tecelli oldu Allah'ın izniyle. Elektrik tesisatı vardır ya. Elektrik tesisatı belirdi. Fakat hani şunu, onu da ekliyorum. Ondan sonra bir yorgunluk, bir şey hissettim. Yani şimdi El-Kayyum ismi Allah-u Teala'nın bu isminin çok büyük elektrikle, yorgunlukla, aslında tam tersi ayağa kalkma değil mi? Diriliği aslında anlatan bir isim. Evet. Ama bendeki hani duyguyu ifade edeyim. Tabii siz onu ifade ediyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii Kayyum ismi cemili çok geniş bir manası var. Yani tecelliyatı çok doğrudan açık olan bir ismi cemil. O bakımdan yoruyor elbette. Ayrıca kayyum kame diyoruz ya, hani ayakta kalmak, oturmanın zıttıdır. Dolayısıyla yormanız normaldir bu tecelliyata göre. Evet. Değil mi? Tabii. Şimdi, tabii. Evet. Anladım. Değil mi? Şimdi evet. Kıyam diyoruz, mukaveme diyoruz. Bütün bu ve daha onlarca kelime var ve bunun büyük kısmını bizim yani normal şeyde kullanıyoruz. Kendi günlük hayatta. Hayatta kullanıyoruz en azından. Literatürde var, Türkçe'de kullanılıyor. Dolayısıyla önce hani şuradan başlayacak olursak. Mesela kıyamda durmak, namazda ayakta durmak elektrik demek. Elektrik tesisatıyla bir şey var mıydı? Onu söyleyeceğiz. Yani ayakta durmak. Ayakta durmak bir enerji gerektiriyor. Değil mi? Yani bir şeyin ayakta durabilmesi bir güç gerektiriyor. Yani mukavemet, direnç gerektiriyor. Biliyorsunuz mukavemet direnmek demek, direniş demek, direnç demek. Yani bir şeyin mukavemetini ölçüledikleri zaman... Mesela bir şeyin direncini ölçmek. İşte kabloların direnci var. Her şeyin bir direnci var. Biliyorsunuz bu direnç manasında şey, yani fizik zannedersem alanda dirençle ilgili şeyler var. Dolayısıyla yani enerjiyle bağlantısı bu manada. Yani direnci ifade ettiği için elbette bir elektriklenme, bir şey ifade ediyor. Yani eğer mukavemet zayıfsa, direnç zayıfsa insan ayakta kalamaz zaten. Onun için oturmak, yani hani tekaüt denir, emekli olmak, oturmak demek. Yani hani cülus etmek, oturmak. Yani şeyin zıttı, ayakta olmanın zıttı, kıyamın zıttı. Evet. Kade deniyor, oturmak demek. Hani kade-i ahiret, namazda oturuyor. Dolayısıyla bu manaları olduğu için ayakta kalmak, ayakta durmak, kıyamda durmak, bunlar hepsi bir enerji gerektiriyor. Bir hani istikamet diyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor, diyor işte istikamet ayetleri benim saçımı ağarttı buyuruyor. Vestakim keme umirt, emrolunduğu gibi dost doğru ol. O da buradan geliyor. İstikamet de buradan geliyor. İnsan istikamette ayakta duruyor ve belli bir hedefi var. Yani o hedefe doğru yol alıyor. Ondan dolayı bazen zorlukları aşması gerekiyor. Mukavemet ediyor. Bazen mesela eğriliğe, büyürülüğe karşı mücadele ediyor. Dik durması gerekiyor. Doğru durması gerekiyor. Şimdi bazen dik durmak da yetmiyor. Doğru durmak da önemli. Yani değil mi? Yani dik durmak ayrı, farkı, doğru durmak. Farkı. Şimdi dik durmak, yerinde dik durabilirsin mesela. Ama doğru durmak aynı zamanda hedefinin, istikametinin, yani rotanın doğru olması. Çok güzel. Değil mi? Yani bütün bunlar Hak Teala'nın kıyamıştır. Bazen dik duruyorsun ama durduğun yer aslında Hakk'a muhalefettir. Yani. Doğru durmuyorsun. Yani doğru durmuyorsun çünkü.
Değil mi? Evet. Yani orada ondan dolayı yani kayyum ismi cemilinde bütün bu yönler var. Yani istikamet dendiği zaman mesela bir boyutu bir kere ayakta durmak. Yani oturmamak. Hı-hı. Yani bir şey için gardını almak. Bir şey için teyakkuza geçmek. Bir şey için hazırlıklı olmak. Azimli olmak. Burada azim var. Efendim kararlılık var. Güç var. Enerji var, ayakta şey yapıyor ama bununla birlikte hani dik durmak, bütün şeye rağmen eğilmemek, bazen hani yani bazı şeyler biliyorsunuz insanı zorlar. Hı hı. Doğru durmak, doğru yol almak, bütün bunlar istikamet. Evet. Tabiri ihdinas sıratal mustakime dediğimiz zaman işte istikamet veren Hak Teala El Kayyum ismidir ve bize her şeyde bu manada bir kıvam vermiştir. Hı-hı. Yani denge. Ve kanu beyne zalika kavame. Yani lem yusrifu ve lem yuktiru. Ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Ve kanu beyne ve kana beyne zalika kavame. Ve bu ikisinin arasında bir kıvam diyoruz mesela. Bu işi kıvamında deniyor. Yani kıvamında yani ne ifrat ne tefrit. Hı-hı. Ne eğrilik ne büyürülük. Ne ham ne yanmış yemek tabii, ne de ham tabii pişmemiş. Kıvamında diyoruz. Tam orta tabii. Vasat ümmet aslında. Aslında öyle. Kaim olmak budur işte. Hani Bismillahirrahmanirrahim hanifen kayyimen diyor. Siz kitaben kayyimen. Allah-u Teala kitabı kayyim yapmıştır. İşte bizi kayyim yapmıştır. Yani bir şeyi ayakta tutan, hı-hı, bunun eğrilmesini önleyen ve düşmesini önleyen. Yani hem eğrilmesini önlüyoruz biz kayyum olarak bir şey, hem düşmesini önlüyoruz. Evet. Bu bakımdan biz kelimeler üzerinden inşallah gideceğiz. Bayağı tabii bir kelime var çünkü bununla tabii ilgili ama kayyum ile adalet arasındaki ilişkiyi konuşacak olursak şundan dolayı şimdi genelde kayyum kelimesi var. Türkçe'de bu son süreçte işte kayyum atamaları falan oldu. Kayyum aynı zamanda şey, ayakta tutma. Kayyum ayakta tutma. Birini oraya dikmek. Yani birini mesela dikmek. Birini oraya dikiyorsun. Diyorsun aha, orada kal. Orada sen bu işi, buna kayyum deniyor. Evet. Şimdi oraya dikilen adamın mutlaka adaletle bir ilişkisinin olması gerekir ki oraya dikilsin, değil mi? Normalde öyle tabii. Hı-hı. Evet. Evet, kayyumla adalet arasında bir ilişki ya şimdi, var mıdır bu noktada? Elbette var. Yani kayyum hani mu'tedil olmak diyoruz ya. Hı hı. Hani bu işin itidalli ol. Yani mu'tedil olmak ne demektir hocam? Yani o da dengeli ol. Evet. Yani dengeli ol, bir de eğrilikten, büyürlükten uzak durmak. Şimdi hı hı, biliyorsunuz mu'tedilliğin tartı boyutu var, ölçü boyutu var. Yani mesela bir şeyi tarttığın zaman denge olmasına, buna teraziyle ifade hı hı edilen kısmı var. Yani adalet terazisi evet var. Ama bir de ölçüyle olan kısmı var. Metreyle tabii. Şimdi bir şeyin ölçüsü ayrıdır, tartısı ayrıdır. Şimdi sen bir şeyi tartarsın diyorsun, ha bu iki kefe tamam birbirine denk. Ama aynı zamanda bu işin ölçüsü de gerekiyor. Değil mi hocam? Çok yani, güzel, tabii. Yani ölçüsü tabii de gerekiyor. Şimdi sen birini şey yapman yetmiyor işte. Yani tartı adalet için yetmiyor. İşte Allah'ın kayyum ismi hem tartıyı hem ölçüyü, ikisini birlikte esas alarak evet şey yapıyor. Yani dolayısıyla hı, Hak Teala'nın buyurduğu şeyde hem ölçüde hem tartıda. Şimdi mesela elbise tartılarak sana verilmez. Ölçülerek sana verilir. Ama hı hı, sen yiyeceğin bir şey ölçü tartılarak verilebilir. Ha senin bu kadar gıdaya ihtiyacın var derler. İşte yarım kilo ekmek verelim derler. Hı hı. Ama yarım metre ekmek veremezler. Ya da bir kilo elbise veririz demezler. Yani adalet aslında ölçünün ve tartının dengeli olması. Tabii. Sadece tartının ya da sadece ölçünün değil. Şimdi kayyum kelimesiyle ilgili şimdi ayet-i kerimede işte namaz, namazla ilgili ikame-i salah. Değil tabii mi? Tabii. Kamet diyorlar. Kamet dediğimiz kelime. Kıyam var zaten namazda. Evet, yani namazı kaldırmak. Tabii. Namaz yerde midir ki kaldıralım? Tabii, namazla kalkıyoruz biz. Biz namazı mı kaldırıyoruz, namaz mı bizi kaldırıyor aslında. Yani hmm, kıyamda duran biz oluyoruz. Namaz zaten kaimdir o her zaman. Her zaman o şeydir, biz onunla kalkıyoruz. Bu çok güzel. Çünkü genelde hani şey, edebiyatta yapacak ya. Deniyor ki işte
namazı ayağa kaldırmamız lazım. Tabii. Şimdi otomatikman ben düşüyorum. Yani şimdi biz kaldırmasak o yerde mi kalacak öyle? Yok. Zaten ama namaz bizi ayağa kaldırıyorsa çok güzel bir şey olur, tefsir olur. Tabii. Yani o akimussalâ, hani namazı ikame edin. Yani ayet-i kerimede var. O akimussalâ biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Yani burada namazı ayağa kaldırmak manası da çıkabilir. Yani orada problem yok. Ama namaz insanı aslında ayağa kaldırıyor. Çünkü biz kıyamda durabiliyoruz o sayede. Yani dolayısıyla namaz ayağa düşmez. Yani o manada namaz ayağa düşmez. Yani biz kalkmazsak da o yerde değildir. Yani normal şartlarda. Yani namazı ayağa kaldırmak aslında kişi kendi namazını ayağa kaldırmıyor. Namaz kişiyi ayağa kaldırıyor tefsiri daha şey geldi. Yok, doğrudur bu. Hı-hı. Yani namaz kişiyi ayağa kaldırıyor. Ama yani zaten ya çünkü kelimenin kendisi işte kıyam diyoruz. Kıyam nedir? Dik duruşu. Tabii. Namazın bir parçası. Zaten içinde kıyam olan bir namaz düşmez ki. Tabii ki. Şöyledir hocam. Burada bahsettiğiniz şey çok mühim. Yani biz namazı, tabii namaz konusu ayrıdır biliyorsunuz. Hı-hı. Bu sadece kıyam olduğu için biz bu konuya biraz değineceğiz. Yani aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kutsi'de buyuruyor. Diyor ki ben hadisete Allah Celle Celaluhu ben namazı kulumla benim aramda ikiye ayırdım diyor. Bir kısmı benimdir, bir kısmı kulumumdur. Kulumundur diyor. Yani hadisi kutsi'de Hak Teala böyle buyuruyor. Yani namaz sadece kula ait değil, bana aittir de diyor aynı zamanda. Ne demek bu? Çünkü kayyum benim diyor. Dolayısıyla insan namazda kaim olduğunda aslında o benim kayyum ismimle olduğu için o bana aittir diyor. Hı hı. Yani dolayısıyla ben onu ayağa kaldırmış oluyorum. Evet. Yani kayyum. Ama secdeye gittiği zaman da kul oluyor insan. Yani namazın kayyum kısmı, kâmet edilen hani kıyam kısmı, ayaktaki olan kısmı insan için şunu ifade ediyor. Evet, ben bu alemde bir kaimim, ben bir halifeyim, ben bir gözetleyiciyim, ben bu işin tutanıyım. Dolayısıyla ben bunun farkındayım demektir. Ama aynı zamanda secdeye giderek kul olduğunu hatırlıyor insan. Evet. İşte ikisini birlikte yaptığı için yani ibadet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kurratu ayni as-salâ, namaz benim gözümün nurudur diyor. Neden? Çünkü bütün insanlığın yaratılış sırrını kendisinde ihtiva ediyor. Şimdi bazı insanlar kaimdir, ayaktadır ama secdeye varmıyor. Hı hı, o da problem. Problem. Tabii. Niye? Çünkü secdeyi kabul etmiyor, boyun eğmiyor. Yani Hak Teala'nın kendisine o kayyumluğu verdiğini, o gücü verdiğini unutuyor. Hep diyor ki ben kendi başıma kaimim. Ben bizatihi kaimim. Yeterim kendime. Yani kendime, ben kendi kendime ayaktayım diyor. Hı hı. Böyle diyor. Bu olmaz. Niye? Kıyamı nefsinden biliyor. Nefsinden biliyor. Kendi kabiliyetinden. Evet. O Allah'a aittir. Hak Teala el-kaim bi nefsihi. Hı hı. Allah'ın zatıyla ilgilidir. İnsan kendi zatıyla kaim değildir. Normal şartlarda. Hakkın emriyle öyledir. Hı hı. Dolayısıyla insan kulluğunu unuttuğu zaman bunu kendi nefsine ait bilmiş oluyor. Ben namazda, yani biz namazda ayakta olduğumuzda, bakın ayakta olduğumuzda, ayağa kalktığımızda, kaim olduğumuzda biz biliyoruz ki bu Hakk'ın emridir. Ama aynı zamanda secdeye vararak, rükû'a vararak, secdeye vararak kulluğumuzu da hatırlıyoruz. İşte mesela hani rükû tam ikisi insanın iki yarı orta yerden kendini eğmesidir orta yerden. Hı hı. Yani hem nefs ve şehvet boyutu ve kalp ve kafa boyutu bir tarafta kalıyor. Yani tam, hı hı, ikiye bölünüyor insan. Yer ve gök birleşimidir ya insan. Hı hı. Yani insan birleştiği zaman nedir efendim? İşte biliyorsunuz, kaim olduğu zaman bütün her şeyi bünyesinde bulunduruyor. Nefsiyle, şehvetiyle, kalbiyle, ruhuyla tam her şey. Tam insan oluyor. Tabii tam. İşte rükuda ikiye bölünüyor. Evet. Yani rükuda, secdede melekleşmeye gidiyor. Tabii. Rükuda tam ortadan bölünüyor. Çünkü, hı-hı, nefs ve şehvet bir tarafta kalıyor. Efendim. Rükuda ama şeye yakın. Sanki secdeye daha yakın. Yani. Değil mi? Çünkü yani, gözler secdeye bakıyor. Yani secde yerine bakıyor. Evet. Dolayısıyla işte burada biz neyi ifade ediyoruz? Demek ki bazıları da sürekli secdededir. Kaimliği unutuyor.
O da çok kötü. Tabii hep ibadet tamam. etmeyi düşünüyor. Hep kendini İnsanların zavallı. Meseleleriyle tabii, yani sosyal sorunlarla zavallılığa düşüyor. Bugün dünyanın problemi bu. Dünya mesela ayırıyorlar bunu. İşte din ve dünya işleri, işte uhrevi ve dünyevi. İşte bu kıyamla secdeyi birbirinden ayırmak gibi bir ayırmak şey. Ayırmak gibi bir şey. Dinle dünya ayırmak. İşlerini ayırmak, kıyamla secdeyi ayırıp namaz kılıyorum demek gibi bir gibi şey. Gibi bir şeydir. Nasıl Değil olacak? Mi? Olmaz tabii. Ondan dolayı bunları anlamak lazım. Yani Allah'ın El-Kayyum ismi Allah-u Teala'nın yani bize verdiği o kıyam gücü, ayakta durabilme ve gözetleyebilme. İşte biz bu dünyanın kayyumlarıyız. Hak Teala kayyumsa biz kayyumuz. Hani biz kayyumun ne oldu? Kayyum, kayyum atandı deniliyor. Yani ne demek? Biri o da yönetim yetkiyle onu atıyor ve diyor ki sen git bu işleri yap demek. Ona kayyum denilmiş. Aslında biz de dünyanın kayyumuyuz. Evet. Ama bize bu kayyumluğu veren kimdir? El-Kayyum ismidir. Allah'ın El-Kayyum ismi. Hak Teala o şey isminde bize bunu vermiştir. Biz kayyumuz, o kayyumdur. Ve bu birlikte oluyor işte. Bu manada yani dünyada bir düzen, bir denge oluşuyor. Ve bugün dünyanın en büyük problemi bu. Yani bakıyorsunuz bu ikisi birinden ayrılıyor. İnsanlar namazı bile anlasa birçok şeyi çözer. Müslümanlar da anlamıyor, gayrimüslimler de. Yani diğer taraflar da anlamıyor. Baktığın zaman onlar diyorlar ki bizim zekamız, akılcılık dediğimiz şey aslında kendi zatıyla kendini kaim görmektir. Diyor ki benim işte zekam, aklım, ben bunu her şey yapmaya yeterli diyor. Ben boyun eğme ihtiyaç duymuyorum diyor. Öte taraftan bazıları da tamamen kendini yere seriyor. Tamamen sücud halinde oluyor. Bir nevi hep hiç kalkmayı, oturmayı düşünmüyor. Bu da nasıl idare edecek, nasıl gözetleyecek? Çünkü insan ayaktayken çok az şey görür. Ama kalktığı zaman gözetleyici oluyor. Çünkü tepeden bakmaya başlıyor, üstten bakmaya başlıyor. Birçok meseleyi görebiliyor. Etrafına nazır oluyor, vakıf oluyor. Bu nedenle kıyamın bir anlamı da vakıf olmaktır. Evet. Neymiş o manası? Vakıf olmak. Çünkü sen ayaktayken görürsün, otururken göremezsin. Oturma hali, pozisyonu insanın bir şey görmesine engel aslında oluyor. Aslında başlı başına bizim bir namaz programı yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi namaza çok durduk ama çok önemliydi gerçekten. Başlı başına bir namaz programı şart olmuş bize anladığım kadarıyla. Eyvallah. Üstadım. Seyidam şimdi kıyam dediğimiz bir kavram var. Tamam, evet. Namazdaki ayrı ama bir de İslam'ın savaş dediği, işte kıyam dediği, zulme karşı direniş dediği ve kayyum kelimesinden türeme. Şimdi fakat kıyama çok şey bakılır. Evet, güzel hocam. Bu nokta çok önemli. Şimdi hocam normalde kıyam isyan değildir, onu söyleyeyim. Yani isyan gibi anlaşılır, değil, yok, kötü bakılır. Yok, yani. Yok, evet. Yok. Kıyam isyan değildir, olamaz. Şimdi biz de kıyam dediğimiz zaman ayağa kalkmak ve sanki ben baş kaldırıyorum. Yani insanın kıyamı baş kaldırmak değildir aslında. Hakkı olanı istemektir. Yani hakkını istemektir. Hakkını istemek isyan değildir. Talep etmektir. Yani şimdi biz kıyam dendiği zaman işte muhalefet şeyiyle yani asli olmuyorsun. Yani birileri bir şeyi elde etmiş oluyor ve sen bu sahip olan yani mevcut olan bir şeyi yani durumu ne yapmaya çalışıyorsun? İşte almaya çalışıyorsun. Yani normalde bu değil. Yani normalde bu değil. Normalde kıyam etmek kendi önce birey olarak kendi kapasitesinin, kendi kabiliyetinin farkına vararak o kabiliyetine göre davranmaktır. Kıyam budur. Yani kıyam öyle baş kaldırmaktan ziyade hocam kendisine uygun başını davranmak. Kaldırmaktır. Yani baş kaldırmak değildir. Başını kaldırmaktır. Evet. Yani farklı bunlar. Tabii ki. Değil mi? Başını kaldırmaktır. Baş eğmemektir yani. Başını kaldır ve gör. Kabiliyetini gör, kendini gör, etrafını gör. Başını kaldır. Hani başını eğme diyoruz. Kaldır. Ama baş kaldırmak asiliktir. Bizim bu kainatta isyan edecek bir şeyimiz yoktur aslında. Sadece başımızı kaldırıp hakkımızı olanı istemek vardır bizde. Çünkü Allah-u Teala diyor اِنَّ الْاَرْضَ يَرِثُ عِبَادِيَ الصَّالِحُ. Yani yeryüzü salihlerin varisi olacağı bir yerdir. Yani dolayısıyla biz kiracı değiliz, ev sahibiyiz. Ev sahibiyiz. Yani sanki sürekli biz marjinal gibi isyan ederek, kıyam ederek bir şey almak. Bunlar bizim tabirlerimiz değildir hocam. Evet.
Yani bunlar bizim tabirlerimiz değildir. Biz namazda her gün farz namazlarını kılıyoruz. Her gün kıyama kalkıyoruz zaten. Yani kıyam ve orada kıyam Hak Teala'nın bize verdiği görevin bilincinde olmaktır. O görevin farkında olmaktır. Şimdi isyan duygusu ile bir şey yapmak değildir bu. Bir şey getirmiyor. Evet. Tabii. O değildir hocam bizde. Şimdi kelimeler üzerine gideceğiz. Biraz devam edeceğiz. Sonra inşallah başka sorulara döneceğiz. Kıyamet yine aynı kökten gelme. Ya, tabii ki kıyamet niye hocam? Herkes... Ama kıyamet yıkılıştır. Hayır. Hayır. Kıyamet yıkılış değildir. Kıyamet herkesin mezardan kalktığı gün olduğu için ona kıyamet denilmiştir. Kıyamet neymiş hocam? Yani insanlar tekrar ayağa kalkacağı için buna kıyamet denilmiştir. İşte biz hani algı, mesele aslında algı. Bizdeki algı nedir? Dünya yok olacak. Yani bizim aslında kıyamet anlayışımız genelde hep böyle şey yapılmış. Aslında sizin dediğiniz madalyonun diğer yüzü. İnsanlar dirilecek. Tabii. Yani aslında zaten kelime kökü de onu vermesi tabii, gerekiyor. Tabii tabii. O durum diriliş yani. Tabii. Ayakta durma. Ayakta durmak. Herkes şimdi ayakta diriliş bile değil hocam. El hayyul kayyum farklı. Şimdi el hayy diriliştir. Evet. Bir insan yatarken de diridir. Hı-hı. Ama kayyum değildir. Yani bir insan yatarken diridir, otururken evet. de diridir, canlıdır. Hı-hı. Yani Hak Teala bizden diri olmayı yeterli bulmuyor burada. Bütün ayetlerde hay ve kayyum bir arada geçiyor. Tabii. Üç yerde geçiyor Kur'an'da. Yani canlılık değil burada. Yani sadece biz hareket etmek anlamında değil, bilinçli olmak ve sorumluluk yükleyerek canlı olmak demektir. Şimdi biliyorsunuz bir mesela bir hareket, bir enerjiyle bir robot da hareket eder. Yani eğer ona bakarsan robot hareket ettiği için o da diridir o manada. Hı hı. Yani hareketlilik anlamında, kıpırdanma anlamında. Mesela yılana hay deniyor yılan. Çünkü sürekli kıpırdıyor, canlı bir şey. Hı hı. Yani hatta can deniyor. وَلَمَّا تَرَا اَهْ تَحْتَزُكَ اَنَّهَا جَانٌ Onu can olarak gördüğü zaman. Yani asa kıpırdadığı zaman can oluyor işte yani. Canlı bir şey. Yani hı hı. ya da hayye deniyor mesela yılana. Hayye yani evet. canlı demek. Ama yılan hep sürünür. Hiç ayağa kalkmaz. Hı hı. Yılan sürüngendir. İsmi bu. Değil mi hocam? Evet. Buradan o zaman hay ve kayyumun bir arada geçiyor olması yani hep peş peşe üç yerde geçiyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Ve hep hay ve kayyum yani mesaj aslında sadece canlı olmak yetmiyor. Tabii. Ayakta da olmak. Tabii eğer sadece canlılık olursa sürüngen olabiliriz. Hı hı. Sürünebiliriz. Şu anki sanki İslam tabii. dünyası biraz bu tabii. sadece bu kısmı var. Tabii canlı ama sürünüyor. Sürüngen evet. yani. Hı hı. Yani hep sürüne sürüne yol alıyor. O da yol alıyor ama sürünerek yol alıyor. Evet. Yani sürüngen olmak işte burada sürünmemek lazım. Hı hı. Yani sürünmek bazen gerekebilir. Sürüngenlik de bazen gerekebilir. Ben demiyorum illa hiç gerekmez. Öyle hı hı. demek istemiyorum. Fakat sürekli olması kötü bir şey. Evet. Yani biz eğer çok zor durumda kalırsak sürüne sürüne de yol alırız. Hani hı-hı. o taraftan da bakılabilir. Yani biz sürüne sürüne de olsa hedefimize varırız. Değil mi? Tabii. Yani onda problem yok. Ama ideal olan ayakta. Tabii ama hedefine vardığı yere ayakta kalkman lazım. Evet. Yani diri yani. Ve aynı zamanda ayakta yürüyerek. Tabii. Yani omurgası üzerine durmak. Tabii bravo. İskelet olması evet. lazım. Hı-hı. Yani yığın olmamak lazım. Ondan dolayı ihdina sıratal mustakim diyoruz. Bizi mustakim doğru olan yola ile diyoruz ya ama ayağa kaldıran olan yol demektir de. Mustakim ayakta tutan demektir. Evet. Zamanda. Yani ben öyle bir yola girmeliyim ki hep ayakta durabilmeliyim. O yolda hareket ederek, ayakta kalarak yol alabilmeliyim anlamındadır. Mustakim budur. Yani sana istikamet veren demektir. Seni kıvamında kılan demektir. Sana bir hem doğru hem düzgün bir şekil veren demektir. O manada sırat-ı mustakim budur hocam. Hı hı. Yani hocam son derken araya gideceğiz. Bir de takvim kelimesi var. Yine kayyum kelimesini. Onu isterseniz ikinci bölümde ele alalım. Yani belki bu uzunsa o zaman uzundur evet. Bu yani uzunsa biraz daha uzayabilir. Var kelimeler çok fazla var. Kavim kelimesi var. Onu hepsini ele alabiliriz. Yani biz burada hani ikinci bölümde belki bölünmesi diye ya da isterseniz girebiliriz. Tamam o zaman biz şimdi araya gidelim. İkinci tabii. bölümü biraz uzatırız. Öyle tabii. yapalım hocam. Tamam. Evet muhterem izleyenler ikinci bölümde kayyum kelimesinden Rabbimizin el kayyum ismini konuşuyoruz ama kelimeler üzerinden gidiyoruz. Kayyum kelimesinden türeme olan diye ve günlük hayatta kullandığımız kelimelerin açıklamalarıyla devam edeceğiz inşallah. Evet muhterem izleyenler devam ediyoruz. Hocam kıymet
takvim, bunları konuşacaktık. Kelimelerde kalmıştık. Malum aynı. Türevleri de olduğu türev, için. Yani, türevleri bunlar konuşuyor değiliz hocam. Tabii, yani tabii. Bunlar kelimenin, türev oldukları türev. İçin. Aslında bu yani. Kelimeler kayyum, Rabbimizin el kayyum ismini daha iyi anlayabilmek için. Aynen öyle. Çünkü o aynı yerden türemiş ya. Tabii. Bundan dolayı biz de konuşuyoruz. Kıymetle başlayalım. Kıymet kayyum ilişkisi. Yani kıymet normalde biz değer diyoruz. Evet. Değer vermek. Yani bir şeyin değerli olması. Hocam şimdi doğru yani tabii ki kıymetli bir şey. Mesela kıymetli, kıymeti nedir? Kıymet diyoruz, değer demek. Ama yani şimdi bu bir şeyin değeri ne kadar ayakta kalabildiğine bağlı. Yani demek ki bir şeyin... Ömrüne bağlı. Tabii ömrüne bağlı. Bir şeyin bir de işlevine bağlı. Şimdi biz bunun için kıymet diyoruz. Demek ki kıymetli bir şey dediğimiz zaman aslında... Ha bu ayakta mıdır yoksa değersiz bir şey, atılmış bir şey midir demek istiyoruz. Yani ayakta tutulan, değer veril, elde tutulan bir şey mi? Elde tutulan bir işlevi olan bir şey mi? Yoksa öylesine atılmış. Mesela bir ömrü biten bir alet, işe yaramayan elde tutulmaz. Bir yere atılır, hurdaya atılır. Bu kıymetsiz olur. Niye? Çünkü atılıdır. Yani atılı olmak. O zaman mesele gereklilik meselesi. Tabii atıl veya gereklilik. Yani bir şey atılsa kıymeti yoktur artık. Onun için Hak Teala Celle Celaluhu insanı kayyum ismini insan üzerinde tecelli ettirerek senin bizim atıl olmadığımızı buyuruyor. Tecelli ediyor mu insanda? Tabii çünkü ki. Çünkü okuduğum mesela çünkü, araştırma evet. Özür dileyerek. Estağfurullah. Hemen okuduğum şeyde kayyum ismi insana tecelli etmez. Çünkü Allah'a has bir isimdir diyor. Başka bir kaynakta Saadettin Konevi'ye baktım. Saadettin Konevi Hazretleri ise kayyum isminin insana tecelli edebileceğini söylüyor. Evet. Hocam şüphesiz el-kayyum ismi insanda tecelli eder. Çünkü birinci bölümde örnek verdik. Yılan diridir ama kayyum değildir. Yani ayakta değildir. Yani sürünen insan, eğer biz insana kayyum ismini vermezsek o zaman hep sürünen bir varlık olarak kabul ederiz. Yani canlı ama sürünen. Yani biz hayyı kabul ediyoruz. Biliyoruz ki insan diridir. Bunu kabul ediyoruz. Yani niye kayyum birlikte iki isim zikredilen bu iki ismin birini insana tecelli olarak kabul ediyoruz diye etmiyoruz. Bu ne demek olur? Eğer insan canlı olur ama kayyum olmazsa hep sürünen bir canlı varlık olur. Evet. Değil mi? Canlı ama sürünen. Yani ayakta kalkmayan. Bu nedenle yani... Yani hay var ama bizde kayyum yoksa hay diriliktir. Evet. Diyorsun ki haysin, sen dirisin evet. Ama kayyum değilsin, yani ayakta kalamazsın. O zaman sürünürsün. O zaman sürünürsün. Sürüngen olursun. Evet. Bu nedenle Allah Celle Celaluhu bize diyor ki وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتِ اِهْدِنَا الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Bunlar hepsi kayyumluğun tecellisiyle mümkün olan şeylerdir. Hak Teala'nın kayyum ismi tecelli etmeden nasıl biz istikamet ederiz? Nasıl biz kaim oluruz? Nasıl biz efendim işte kıyam ederiz? Mesela şey diyor, ehli Saadettin Konevi Hazretleri, ehli keşfe göre, ehli tarikatın bir kısmı bunu kabul etmez diyor ama ehli keşfe göre bu sıfat ahlak edinilmek ve vasıflanmak noktasında en hak sahibi niteliktir. Bunun nedeni bu sıfatın her şeye sirayet etmesi ve kevni hakikatlerin ve ilahi isimlerin bununla kaim olmalı. Tabii. Şimdi hocam kaim demek, yani ayakta durup etrafına gören, etrafını gören demek. Şimdi Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Şanuhu bizi halife olarak yaratmamış mıdır? Halife ne demektir? Gözetleyen, gören demek. Peki bir insan ayakta olmadan nasıl halifelik icra edecek? Cezayir'de Cumhurbaşkanı oturuyor diye millet isyan etti. Olmaz kardeşim Cumhurbaşkanı, böyle olmaz demek. Böyle mi olsun yani? Cumhurbaşkanı sadece diri olmayacak, ayağa da kalkacak oturuyor diye. Böyle, koltukta. Çünkü diriydi oturuyor. Ama aslında. Tabii. Ama diriydi. Haydi koltukta yani. Oturuyordu. Hatta koltukta da oturabiliyordu. Evet. Haydi. Ama niye millet şey yapmadı? Çünkü kayyum değildi. Evet. Tabii o tecelliye mazhar olmuyor. Adam reis dedin mi, lider dedin mi, işte ayağa kalkacak, etrafında ne olup bittiğini görecek. Bak uygulaması var. İnsanlar bile bir ülkede cumhurbaşkanı yatalaksa, oturuyorsa olmaz kardeşim. Teyla, dava düşmüştür. Dava düşmüştür diyelim. Evet. Evet, bir başka kelime, bir başka açıklanması gereken kelime de biz kıymeti anlattınız hocam. Ama aslında kıymetle ilgili bir şey daha anlatmak lazım hocam. Yani şimdi evet. Kıymetlendirme, bir şeyi değer vermek nasıl olur somut olarak? Yani şimdi diyelim ki birine siz kıymet veriyorsunuz. Birbirinize kıymet verin. Yani birinin sıfatlarını ayakta tutun. İşlevsel, herkesin kabiliyetini işlevsel kılın demektir kıymet veriyor vermek. Sadece ben sana kıymet veriyorum demekle kıymet olmuyor. Bir şeyin kıymetini anlayabilmek için bir insanın
bir şahsı ya da bir eşyanın işlevini iyi bilmek lazım. Tabii. İnsanın kıymetine ile takdir edilir, yapabileceği şeylerle takdir edilir. Onun için insanların kıymetini bilmek demek, kabiliyetlerini keşfetmek ve bunları harekete geçirerek olur. Sen bir insanın kabiliyetini örtersen, bir insanın alanı, bir insana alan açmazsan, efendim, kabiliyetini gösterme fırsatı vermezsen, nasıl kıymet? Her tarafı cevher olsa ne? Ne işe yarar? Çok güzel. Bu da çok önemli. Demek ki aslında kayyum, Allah-u Teala'nın kayyum ismi fırsat da veriyor o anda. Tabii. Çünkü biz insanlar üzerinden meseleyi değerlendirip ilahi olana varmaya çalışıyoruz. Öyle, programımızın formatı bu. Evet. Yani burada da kıymet verdiğiniz şey, bir şeyin kıymetli olabilmesi için işe yaramışlığı, ne kadar yaradığı da önemli. Tabii. Değil mi? Yani çok lüks bir arabanız var. Kıymetlidir ama hiç bilmiyorsunuz. Tabii. Ha var ha yok. Ha var ha yok. Öyle değil işte. Kıymet işlevselliktir hocam. Aha. Yani bir şeyin işlevsel olarak tutulması. Zaten o araba bir süre sonra çürür, pas tutar, bir şey yaramaz olur. İşte bir işte kullanılmıyorsa, tabii, işlevi yoksa, yakıtı işte yok. Hastanız var ama götüremiyorsunuz, yakıtı tabii yok. Tabii. Yani bu her tarafı kıymet olsa ne? Ne yarar? Değil yani mi? İnsana kıymet... İşlevsellik. İşte tabii işlevsellik ve atıl bırakmamak. Hı-hı. Şimdi insana kıymet vermek de böyledir. Sen çocuğuna kıymet verirsen... Mesela ben çocuğuma kıymet veriyorum. Nasıl bir kıymet olur? Sevmek ayrı, tamam seviyoruz. Hı-hı. Ama kıymet vermek ne demek? Çocuğunun kabiliyetlerini ortaya çıkararak, onun yeteneklerini işlevsel harekete geçirerek kıymet vermiş olursun. Ve o vasıflarıyla, sahip olduğu kabiliyetlerle, yeteneklerle kendini gösterdiği zaman sen onu kıymet sahibi yapmış oluyorsun. Niye? Çünkü ona o kayyumluk vasfını vermiş oluyorsun. Kıymetlendirmek budur. Şimdi biz birbirimize kıymet veriyoruz ama vasıflarımızı örtüyoruz. Birbirimize kıymet veriyoruz diyor, kabiliyetlerimizi kabul etmiyoruz. Kimse kimsenin kabiliyetini harekete geçirmiyor. Ne biçim kıymet vermek olur bu? Hı hı. Değil mi efendim? Yani kıymet vermek... Bu biraz da sanki işte şu an bizim hay olup da tırnak içinde kayyum, İslam dünyası için hay olup da kayyum olamamasının nedeni biraz da bu. Diri ama kabiliyeti bulayım, kabiliyeti ortaya çıkarayım, kabiliyet işlesin, kabiliyet yol alsın, yok. Yok. Adamına göre. Daha adamlar bir kere hocam kusura bakmasınlar yani biz sizde burada yani daha bunun tecellisini kabul etmiyorlar. Yani kayyumun tecellisini kabul etmeyen bir toplum nasıl adam olsun yani? Hani kusura bakmasınlar, bu çok ağır bir şey. Evet. Yani sen bu dünyada daha kayyumun tecellisini kabul etmiyorsun ama ikameti kabul ediyorsun. İkamet ediyorum diyorsun. Kıyamda, hı, namazda durduğunu kabul ediyorsun ama, hı, kayyumluğun tecellisini kabul etmiyorsun. Nasıl bir ucube ise bu. Evet. Dedim ya biraz önce dedim dava düşmüştür hocam. Evet. Örnek iyiydi. Şimdi takvim. Birinci bölümde demiştik ya konuşalım. Evet. Takvim ile kayyum arasında hani nasıl bir ilişki hocam, var? Hocam takvim çok önemli bir ifade biliyorsunuz. Takvim hepimizin bildiği bir şey. Duvarlarda eskiden vardı ya da işte takvim. Zaman, günleri, zamanı, haftaları. Evet. Tabii. Yani zaman ve mekan bileşiminin en ideal olan olduğu noktadır. Hı-hı. Yani zaman ve mekan bileşimidir takvim. Yani zamanın ve zamanında ve mekanında, zamanında ve yerinde, evet, diyebileceğimiz bir şey. Hı-hı. Takvim budur. Onun için Allah Celle Celaluhu diyor, biz insanı ahsen-i takvimde yarattık. Yani en güzel yerde, koordinatların tam bir kesiştiği bir yerde. Yani hem zaman hem zemin olarak en mükemmel noktadadır insan. Mesela çocukluğu zamanına göre zemine en uygun hareket halindedir insan. Zamana göre zemini de uygundur. Mesela çocuk ona göre zemine sahip olur. O sahip olduğu zamana göre zemine sahip olur. Doğru mu hocam? Tabii. Evet. Hani hatta mesela çocuk büyüdü diyelim, 20 yaşına geldiğinde 3 yaşındaki yaptığı hareketleri yaptığı an, heh, zaman zemin çelişkisi işte, var ya. İşte ne oluyor farklı burada? Farklı bir zamandasın işte, sen. Takvimi bozuk oluyor. Takvimi bozuk oluyor. Tabii. Delirdin mi oğlum diyorsun. Çocuğun bozuk hareket ediyor. İşte takvim budur. Hı-hı. Takvim neymiş hocam? Yani zaman ve zeminin birlikte olması. Uyum içinde olması. Tabii uyum olmasıdır. İşte, evet, buna takvim diyoruz. Hı-hı. Mesela biz bugün takvime bakıyoruz. Ha diyoruz ki bu ay efendim Nisan ayı. Ha Nisan ayıysa zeminde yeşillik olmalı diyoruz hemen. Ocak ayı, yani zemin kar olmalı diyoruz. O zaman El Kayyum ismi biz kullarına zamana ve zemine göre hareket etmeyi bilmek zorundasınız diyor. Tabii zorundasınız diyor ve o bize bunu öğretiyor zaten. Böyle, hı-hı, olur. Böyle yapmadığımızda, hı, ne olur? Ne olur hocam? Buyurun siz söyleyin hocam. Başımız beladan kurtulmaz. Yani işte dengesiz olur hocam. Yani şimdi ne olur? Her şeyin
Yani hem verimsizlik olur bir kere, tabii, hem tabii. Çirkinlik olur. Çirkinlik olur. Yani üretimsizlik olur. Şimdi tabii aslında İslam'ın hani ben çok şey özür dileyerek şeyi çok düşünmüşümdür. Şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam aslında El-Kayyum ismiyle de çok ilişkili bir örnek olacak. Mesela Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Medine'de Sümeyye'ye annemize işkenceler edilirken evet. Sabredin diyor. Zaman zemin ilişkisine örnek vereceğim. Medine'ye gittiğinde bir Müslüman kadının başörtüsüne el uzatıldığında ikindi namazını kılmayın diyor. Eyvallah. Niye? Çünkü orada bir zaman zemin ilişkisi var. Tabii artık her şey böyledir hocam. Uygundur. Çok güzel bir örnek. Tabii aynen. Ama ben şeyi düşünüyorum. Eğer Yasir ailesine o yapılırken deseydi hadi kılıçlarınızı çekin. Tabii. İşte takvim bozulurdu. Takvim o zaman bozulurdu. Takvim yaprakları farklı işlerdi belki, bilemiyoruz. Hı hı. Ama mesele bu takvim yaprağıyla değildir iş sadece. Hı hı. Biz tamam bunu yaprak olarak görüyoruz da ahsen-i takvim budur. Yani bir ocak denildiği zaman insanlar karı bekliyor ya da ocak denildiği zaman. Hı hı. Ha, demek ki takvim budur. İşte insanın da takvimi budur. İnsan zaman ve mekan uyumuna sahip olmak zorundadır. Bir şeyi yaparken o takvimde olmalı. İşte Allahu Teala Celle Celaluhu ayetin devamında buyuruyor. Summa radednahu esfele safili. Sonra onu aşağılarının aşağısına döndürdük esfele safili. Neden? Çünkü bazen takvimde bir şey oluşuyor. Mesela az önce sizin verdiğiniz örnek, yani diyelim yaşlı olgun kamil birinin çocukça hareket yapması işte esfele dönüş oluyor. Orada bir dönüş, geriye dönüş oluyor. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? Orada kıymetten düşüyor. Hı hı. Kıymetten düşüyor. Değersizleşiyor. Değil mi hocam? Evet, yani her şeyin aslına uygun hareket etmesi, zaman, zemin şartları dahilinde hareket etmesi aynı zamanda ona kıymet de veriyor. Tabii ki. Kıymet budur zaten. Hı hı. Yani kıymet mesela bazı şeyler... Hem takvime uygun hem kıymetli. Tabii kıymetli. Yani bazı şeyler var. Mesela bir alet var hocam. Daha önceden keşfedilmiş. Belki bir antika olarak insanı hatıra olarak saklar. Hı hı. Ama işlevi yok. Şimdi eskiden bir telefon, yeni ya diyelim ki eski telefonlar. Aslında işlevi geçmişi hatırlatıyor. Tabii. İşlevi değişti belki diyebiliriz. Belki, tabii. Değil yani mi? Ama kıymeti yok. Çünkü takvim evet, bozulmuş. Hı hı. Evet. Yani, değil mi? Yani o zamana ve zemine uygun olmadığı için hı hı. artık bir hatıra olarak saklanıyor. Ama işlevsizdir yani. Evet. Ondan dolayı takvimi bozulmuştur. İnsan için bu böyledir. Toplum için de bu böyledir. Devletler için de bu böyledir. Hı hı. Mesela bakıyorsunuz bugün Avrupa açısından, Batı açısından ele aldığımızda takvimde sorun görmeye başladılar. Yani adamlar takvimde problem var. Diyor ki biz şu anda mesela tarih olarak şuradayız, tarihin sonu diyorlar. Hı hı. Mesela yok bilmem bu kadar geliştik ama zeminimiz buna uygun değil. Yani mesela evet. bizim zeminimiz kayıyor. Hı hı. Ama elimizde güç var. Fakat neden zemin ve güç ilişkimiz tam uymuyor? Takvim sorunu var diyor mesela adam. Değil mi hocam? Tabii. Evet. Çok fazla yüklenmiş şu an. Tabii. Yani o beden o sıkleti taşımıyor artık. Tabii yaşlanmış çok mesela. Çok güçlü. Yani şimdi şey dinamik olarak, bir güç var ellerinde. Ha, dinamik bir güç ama var fakat ona uygun bir beden yok. Tabii beden yaşlı. Problem o. Odur. Bizde İslam dünyası ya da Orta Doğu ya da Doğu halklarında çok diri bir beden ama üstünde hiçbir şey yok. İşte bu dengelendiği zaman ahsen-i takvim oluyor ve o medeniyet inşa etme hakkını elde ediyor. Kaim olma hakkını elde ediyor. Ya biz onlardan avantajlıyız ama. Yani şöyle bir avantajımız var. Biz çalışıp yüklenecek bir şeyler bulabiliriz. Fakat ama onlar bir daha gençleşemez. Onlar zor. Şu tabii. haliyle gençleşemez. Çok zor onlarınki çok zor. Zaten onlar da karamsardır yani bu konuda. Yani biz burada evet. Asıl şeyimize gelecek. Ama yani bu da Allahu Teala'nın El-Kayyum isminin eşyaya, siyasete, hı hı. sosyolojiye tecellisini ifade ediyor. Şimdi biliyorsunuz Hak Teala'nın bir ismi her şeyde tecelli eder. Kesinlikle. Herkeste ve bu adilce bir şey. Yani Allahu Teala'nın her isminde rahmet vardır. Her isminde adalet vardır. Yeter ki insanlar buna layık olsun. Ha bugün onlara geçti. Bunlar hak etmişlerdi. Belki zahir. Dönüşümdür. Şimdi bu. Dönüşümdür. Ama biz de bakla burada neyi söylüyoruz ve burada özellikle hangi noktada dikkat etmek lazım? İşte kendi takvimimize göre hareket etmemiz hı-hı. gerekiyor. Bugün Müslümanlar hep şikayet ediyor. Ya neden biz ele geçiremiyoruz? Neden biz inisiyatif sahibi olamıyoruz? Neden dünya çapında kastederek söylüyorum. Yani Müslümanlardan kastım İslam alemi. Dünya çapında neden işte biz zayıfız? Neden dünya beşten büyüktür diyoruz da başka bir şey yapamıyoruz? Ama bu takvim işi işte. Önce tespit belki daha sonra tabii, yavaş takvim yavaş. Çok önemli. Yani o takvime göre hareket ederek o kıymeti elde ederek işte kıymet ne demek kıymet hocam? İnsana kıymet, efendim kıymetli işler yapmak,
katma değeri şeyler yapmak. Bunlar hepsi birlikte kıymetlendiği zaman ne olur efendim? Bir takvim dahilinde. İşte diyor bunu bir takvim, bunun için bir takvim dahilinde bu işi yapalım diyor. Evet. Program anlamında. Tabii tabii program, yani devletler öyle yönetilir tabii. Zaten takvim eşliğinde, bir takvime tabii. göre yönetilir. Yöneticilikte kayyum meselesine gelecek olursak, şundan dolayı şimdi kelimeye baktığımızda kaymakam buradan türeme, makam buradan türeme ve şununla da ayeti de ekleyerek Allah erkekleri kadınlar üzerine kavvam kıldı. Tabii. Yönetici kıldı. Tabii. Birleştirirsek kaymakam, makam, erkeğin kavvamlığı ne demektir? Hocam şimdi tabii ki kaymakam üzerinden ya da yöneticilik üzerinden önce gidecek olursak biliyorsunuz burada yani bir şeyi deruhte etmek, bir şeyi üstlenmek, yani yönetim erkeğiyle bakmak, gözetlemek, o erki kullanmak, o yönetim erkine sahip olmak budur kayyum. Yani çünkü elinde güç toplayan kişi ayakta kalıyor. Herkes uyurken o daha güç çalışmak sahibi. O manada kayyum budur. Yani yönetim anlamında. Bir de hani yönetimin kaymakam denmesi ya da ikametgah diyoruz mesela. Yani bunlar hepsini karıştırmamak lazım. Ama biz şunu söylüyoruz. Yani yönetimde ki her güç, yani her yetki aslında Allah'ın kayyum isminin tecellisidir. Allah'ın kayyum ismi. Ha bazıları bunu doğru yerde kullanır, bazı yanlış yerde kullanır. Ama sonuçta Allah'ın el-kayyum ismiyle insanlar kaim olabiliyor. Aksi takdirde kimsenin ayakta durmaya mecali kalmaz. Evet. Allah Celle Celaluhu eğer el-kayyum ismini tecelli ettirmezse, bunu izin vermezse her şey, herkes sürünür. Herkes sürüngen olur yani. Yani hiç kimse ayakta kalamaz. Hiç kimse başını kaldıramaz. Erkek anlamında hocam, yani erkeğin kavvam olması, yani bu tabii ki bunun açılımıyla el-kayyum ismiyle alakalıdır. Yani hem kıvamında iş yapmasıdır, hem takvimine göre iş yapmasıdır, hem kıymet vererek iş yapmasıdır. Şimdi erkek kavvam olduğu zaman kıvamını bilmek zorundadır. Kıvamı bilme yetkisi erkeğe verilmiş. Kıymeti takdir etme yetkisi erkeğe verilmiş. Ha, bu bir sorumluluktur. Demek ki kıymetli olan kadındır. Onun kendini, kıymetini bilme sorumluluğu bile yok. Erkek de onun kıymetini bilecek. Bu çok önemli. Bu çok güzel. Tabii. Yani eğer sen kavvam yönetici olmuşsan tabii. Kıymet bileceksin. Ve kıymeti tespit etmek sana ait. Kıymet tespit etmek ve bilmek sana ait. Sana aittir. Ve buradan şu sonuca varıyor, ulaşıyoruz. Kadının kıymetini bilmendir yöneticiliği. Kesinlikle. Biz değil böyle mi diyebiliriz. Tabii ki. Bir de bir şey daha söyleyelim hocam. Şimdi Allah'ın el-hayy ve'l-kayyum ismi, hepsinin tecellisi var. Ama burada tecelli anlamında söylüyorum. Bu net bir şeydir. Bize hani keşfle biz bunu söyleyebiliriz Allah'ın izniyle. Bu çok net bir şey bizim açımızdan tabii ve söylemiş oluyoruz. Şimdi Allah'ın el-hayy ismi kadın üzerinde daha çok tecelli eder. Kayyum ismi erkek üzerinde tecelli eder. Hayat kaynağı olarak kadın, hani Türkçe'de cin diyorlar, hayat olarak. Evet. Yani el-hay ismi kadın üzerinde tecelli ediyor. Kayyum ismi erkek üzerinde tecelli ediyor. Niye? Çünkü canlılık kadınla alakalı. Ayakta olmak erkekle alakalı. Ben bunu daha fazla aşamam. Yani şeye girer, bu sırdır. Ama burasını şöyle izah edelim. Erkek eve geldiği zaman kadını canlı görmeli. Diri görmeli. Ama erkek de kaim olmalı. Yani o ayakta durduğunu, yıpranmadığını, dışarıdan gelirken işlerin onu yıpratmadığını göstermeli. Kadına canlılığını, diriliğini göstermeli. Evet. Ya yani kadın hayat sunmalı. Hayat sunmalı. Evet. Şimdi erkek kayyum olduğunu göstermeli. Mesela erkek diyelim, de yani hani diyoruz ya diri kayyum neydi? Ayakta durmak. Ayakta durmak. Ha ben dışarıdan geldim ayaktayım. Kanepeye yatayım. Yıkılmadım. Ayaktayım demesi lazım. Evet. Şimdi öyle olmamalı yani. Gelir gelmez kanepeye uzanayım yerine biraz daha dinç, biraz daha tabii, dinç, güçlü olmalı. Tabii kayyum olduğunu öyle göster. Şimdi adam erkekler ayeti okuyor. Kadınlar en çok ondan şikayet ediyor. Tabii ondan şikayet ediyor zaten. Evet. Erkekler kadınlar üzerinde kavgamdır, gelip kanepeye şak diye uzanıyor. Ne biçim kavgamsın sen derler. Yıkılmadık ayaktayım diyemiyorsun ki. Değil mi? Evet. Yani şimdi hayat şartları erkeği daha çok yorduğu için, yani iş çalışmadır. Bu manada erkeğin kayyum vasfı daha çok ön plandadır. Yani ayakta durma duygusu, ayakta kalma,
mecburiyeti var. Mecburiyeti ve sorumluluğu ve bir de zevki. Yani insan erkek ayakta olduğunu gösterdiği zaman zevk alır. Tabii. Eğer ayakta durmazsa bu mu anlamıyor. Ha, kadın açısından hani ölü gibi kadınsın derler. Hı-hı. Diri olması lazım onun da. Evet. İşte onun o diriliği erkeğe kayyumluğunu hatırlatmalı. Hı-hı. İzah edebildik mi? Evet, evet. Yani yöneticilik aslında şey değildir. Ya da sadece şey değil. Emir vereyim, şunu yap, bunu yap. Değil. Yani erkeğin kavam olması bu manada işte dışarıdan... Saltanat değil yani. Bu müstebit bir istibdat idaresi şimdi değil. Şimdi sonuçta hay vasfı kadındadır. Yani hı-hı, eğer kendisi... hayatı zehir eder size. Hayatı zehir eder sana. Yani kavamın bir anlamı kalmaz. Eğer müstebit... Bu sefer yani... kanepeye değil, uzanacak yer bulamazsın. Bir de o var. Tabii. Demek ki en iyisi yine hani zaman-zemin ilişkisi dedik ya. Tabii. Zaman-zemin ilişkisi içerisinde, o ilişki içinde işte evde... kavamlık yapacaksan o hikmetle, o kıvamla, o takvimle tabii yapacaksın ki hayat devam etsin. Yoksa hayat işte dediniz ya jin. Tabii. Jin ya da kadın sonuçta zehir eder gerekirse. Tabii öyle. Hayat odur hocam. Evet. Kelimelerime bir bakıyorum. Mukavemeti de biz konuştuk. Hocam şimdi Kur'an'da dedik ki 3 yerde hay ve kayyum tabii ilişkisine biraz değindiniz ama hocam ayet-el kürsi var bir kere. Hı-hı. Mesela ayet-el kürside Allah Teala diyor Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Evet. Şimdi burada niye hep peş peşe gelmiş? Şimdi burada ayrılmamış hiç. Ayet-el kürsi üzerine bu kürsü sandalye demek, koltuk demek. Hı-hı. Şimdi vasi'a kürsiyuhu semavati vel ard. Az önce işte o Cezayir örneğini verdik. Şimdi kürsüde diri olmak yetmiyor işte. Allah Celle Celaluhu diyor ki ben her zaman kaimim de ona göre davranın diyor. Şimdi ayet-el kürsi biliyorsunuz çok makbul bir ayet-i kerimede ve biz hep onu okuyoruz. Neden? Yani çünkü Allah Celle Celaluhu orada bize şunu buyuruyor. Yani hem hayat hem kayyumluk birlikte olduğu zaman işte nizam olur. Hı hı. Yani hayatta bir kürsü makam yani anlamında, koltuk anlamında. Tabii Allah Teala bundan münezzeh. Yani biz mekan anlamında bunu söylemiyoruz. Haşa. Haşa. Ama yani şey olarak hani lafız olarak böyle. Demek ki El-Kayyum ismi ve Hay ismi aynı zamanda idare edebilme, birlikte yönetebilme anlamındadır. Ha bir de şunu söyleyelim burada. Hani kavim diyoruz. Evet. Kavim işte bir falan kavim. Yani kavmin değeri neyle ölçülür? Sadece bir şimdi kavme niye kavim denilmiş? Çünkü dışarıya karşı bir refleksi var. Ondan dolayı mukavemet ettiği için ona kavim denilmiş. Yani ortak mukavemet. Tabii mukavemet gücü olduğu için. Evet. Ama yani kavmin bir kavmin kavim olabilmesi için aynı zamanda bir değer üretmesi gerekiyor. Yani taassupla benim kavmim demek yetmiyor. Hı hı. Değerin ne? Yani ortaya koyduğun değer ne? Evet. Değil mi? Hı, tabii. Yani senin her kavmin bir refleksi var biliyorsunuz. Yani hı hı, mukavemet etme refleksi var. Yani burada hani bazıları tamamen işte kavmiyetçiliği dışlıyor ya kavim falan. Hayır, İslam'da kavmiyetçilik yoktur ama kavim vardır. Şimdi sonuçta biz kavmiyetçiliğe karşıyız. Kavmiyetçiliğe karşı olmak aslında her şey refleksif davranma. Tabii anlamadım. Tabii. Yani kıymetle gel. Düşün ya bir önce bir sana gelen bilgiyi bir tart, sonra aynen, refleks göstereceksen aynen, göster. Yani kıymet ortaya koymak önemli. Evet. Burada da kavim kelimesiyle aslında el-kayyum ilişkisini de güzel bir şekilde değerlendirdiniz. Hocam süremiz de sona erdi. Öyle Allah mi razı hocam? Olsun. Çok teşekkür ettim. Rabbim bereketlendirsin diyelim. Vallahi çok yoğundu yani. Şimdi ancak bir de hocam son olarak o sizin söylediğiniz. Buyurun. Yok biz ancak bu ismi kelimeler üzerinden. Ya hocam tecellisi çok geniştir. Evet. Yani ondan dolayı o ismi Cemil'in çok tecellisi var ama sizin o söylediğiniz başta İşte yorulmak. Hı hı hı. Şimdi bu tecelli, kayyum ismi insanı yorar. Çünkü ayakta durmak ancak ona has. Evet. Biz ise beşerin oturma şeyine. İşte burada hani erkek kayyumdur dedik ya. Yani erkeğin üzerinde daha çok tecelli eder. İşte erkek bilmelidir ki onun dillenmesi kadınla olur.
evinde eviyle olur. Oturacaksa orada oturur. Evet. Kavam yani bir nevi orada kavamlığı kıvamına gelir. Hı hı. Yani orada şeyini bulur. Ondan dolayı hocam yani biz bu dengeyi sağlamalıyız. Kendi evimizde eğer erkek evinde dinlenirse enerjisini de orada alır. Deşarj olur yani. Çok güzel. Değil mi? Çok güzel. Bununla bir hadis okuyup bitirelim. Bu da çok güzel oldu aslında ama hadis-i şerifte hani izleyicilerimiz en azından hani bir bilgi olsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurdu. Kayyum ismiyle ilgili güzel bir hadis-i şerifti. İnşallah biz de hani bu isimle dua edelim, bu isimle tevbe edelim. Kim diyor, üç defa kendisinden başka hiçbir ilah olmayan hay ve kayyum olan Allah'tan bağışlanma diler ve ona tevbe ederim derse, savaştan kaçmış da olsa günahları bağışlar. Sadaka Resulullah. Eyvallah. Evet. Hay ve kayyum isimlerinin değerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle ifade buyuruyorlar. Kayyum ismini değerli hocamız Abdülhakim Sonkay hocamız bize açıkladılar, ifade ettiler. Haftaya inşallah Rabbimizin bir başka esmasını konuşmak üzere. Allah'a emanet olun efendim.